spor salonlarına gidip spor yapmaya zamanı olmayanlar ekran başına. Artık evlerinizde de çok kolay hareketlerle hem sağlıklı kalabilir hem de fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İzliyoruz. Sevgili izleyenler, bu hafta da her zaman olduğu gibi enerji dolu bir spor bölümüyle sizlerleyiz. Efendim bu hafta yanımızda yeni bir hocamız var. İsterseniz önce kendisini tanıyalım. Merhabalar hocam, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fırat Çelebi. İki senedir personal trainer'ım Londra'da. Peki personal trainer'lık yaparken genelde hangi alanda uzmanlaşıyorsunuz? Body fat düşürme, so yağ oranı düşürmesi. Daha çok bir de muscle geliştirme, lean muscle. Geliştirme. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden ilk hareketimizle başlayalım. Tamam. İlk hareketimizi siz anlatmaya başlayın. Kaç set yapacağız, kaç rep yapacağız, dinlenme süresi. Söz sizde hocam. Okay. Hareketi de gösterin, beraber başlayalım isterseniz. Tamam, no problem. Tamam, ilk hareketimiz şınav ve burpees aynı anda. Bundan 10 saniye yapıyorsun. Hı-hı. Sonra 10 saniye dinleniyorsun, 8 saniye yapıyorsun. Dinleniyorsun, öyle sıra sıra gidiyorsun. Kaç set yapacağız toplamda? 5 set yapıyorsun. 5 set yapacağız. 5 set yapacaksın, aynı şey. Ama 10 tane şınav, 10 tane burpee. Sonra 8 tane şınav, 8 tane burpee. Düşüyor öyle. Kaça bu kadar düşeceğim? 2'ye kadar düşüyorsun. 2'ye kadar düşeceğim, 5 set yapacağım. 5 set yapıyorsun. Tamam hocam, hazırsanız tamam. Başlayalım. Yep. Peki Fırat hocam, şimdiki hareketimiz ne olacak? Şimdi yapacağımız squat jumps ve lunges arka arka yapıyoruz. So 10 tane squat jumps, 10 tane lunges, sonra 30 saniye dinlenin ve gene yapın. 5 set yapacağız. 5 set yapacağız. Set. Peki bu yaptığımız hareket tam olarak vücudumuzun hangi bölgelerini çalışıyor? So ayağın ön kısmını, arka kısmını, hamstringleri, quads'ları, bir de kalçayı. Tam kalça bölümümüzü. Kalça bölümümüzü, bir de belinizi. Karın kaslarını. Ve karın kaslarımızı çalışıyoruz. Tamam hocam, siz böyle geçin o zaman, hareket biz hemen başlayalım. Hocam şimdi dördüncü hareketteyiz. Dördüncü hareketimiz ne oluyor? Dördüncü hareket plank yapacağız. Plank yaparken kalkıp ineceğiz. Kalkıp peki, ineceğiz. Bunu hangi bölge için yapacağız? Bu karın kaslarını gene çok güçlendiriyor, sıkıyor buralarını. Belin için çok iyi ve omuzların ve kol arkası için, tricepler için çok iyi bir exercise. Bir de aynı anda ayağımızı kaldıracağız ki yine kalçaya ve ayağın arkasına vursun. Tamam hocam, hemen isterseniz hareketimize hemen geçelim. Okay. Hocam şimdi bu yaptığınız tam bir hareket değil mi? Peki bundan kaç tane yapıyoruz? Bundan 10 tane yapıyorsunuz. Yine 5 set mi yapıyoruz? Yine 5 set ve 30 ve 45 saniye arası dinlenin lütfen. 30 ve 45 saniye arası dinlenelim. Hocam peki dediğiniz gibi kalça bölümü yine çalışıyor. Ve kollarımızın anladığım kadarıyla arka kısmı. Yep. Başka ne çalışıyor hocam? Şu an bu pozisyonda omuzlarım, kolumun arkası ve abs system kısmım çalışıyor. Tamam hocam, ben de sizle birlikte o zaman başlıyorum. Sevgili izleyenler, bugünkü 5. hareketimizdeyiz. Aslında 5. hareketimiz tam olarak farklı bir hareket değil, sadece açma germe olacak. Biz bunu sizin evde yapacağınız egzersizin içine dahil ediyoruz. Hocam peki açma germeyi son olarak neden yapıyoruz? Vücudu rahatlatsın, sakatlatmayı engellersin. Sakatlanmayı engellesin. Çünkü yapmazsanız kaslar sıkılır, çok tight olur. Çok sıkı olur. Çok sıkı olur ve o an çok sakatlama şansın çok yüksektir. Peki Ali hocam, son açma germe hareketimizi de yapalım ve programımızı, egzersizimizi bitirelim. Yeah. Şimdi ne açma germe? Şimdi
Bu quad ve hip flexors yerini yapacağız. So, tamam, bir ayağı öne alırsan, bir ayağı düşürürsün yere. Tamam. Bu ayağı doğru böyle ittir, öne doğru ittirirsen, bu buradan bütün buran stretch olur. Hissetmiyorsan ayağını biraz daha öne koyup stretch yapabilirsin. Hocam verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için size gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, ilerleyen haftalarda yeni bir spor bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Efendim, şimdilik bizden bu kadar. Sağlıkla kalın diyoruz. İyi seyirler.